Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 10 Mayıs Salı Kocaeli yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün iki tane yerli yarışımız var. Bir Ankara'da gündüz koşulacak olan yarış. Akşamleyin de gördüğünüz program Kocaeli'de 9 koşulu bir programımız var. Her iki programımızda yayında akşam geceliğinde bir Philadelphia Amerika var ama yine kesin söylemeyeyim arkadaşlar. Çünkü kendimi bu aralar iyi hissetmiyorum. Hatta pazartesi akşamı program maalesef yapamadım. Bayağı kötüydüm çünkü. Hatta bir ara şüphelendim yine Covid mi oldum diye. Yani hastaneye gittim gündüz hatta. İşte üşütmüşsünüz falan dediler. Hatta orada bayağı bir iki saate yakın durdum. Bir iğne vurdular işte. Onun dışında biraz gözetim altında biraz bekleyin dedi. Ondan sonra işte ilaç yazdı. Hadi dedi eve. Şimdi buraya geldim. Biraz kafamı yere vurdum. Vallahi yattım biraz. Çünkü dün gece 2 civarı uyudum. Saat 5.30'da kalktım bir daha da uyuyamadım. Yani demek ki bir şeyler var yani. O yüzden kusura bakmayın. Büyük ihtimalle üşüttüm çünkü bayağı zorlanıyorum. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Yani İzmir havası da gerçekten güzel ama işte arada bir hava değişimleri maalesef etkisiz hale getiriyor. Evet arkadaşlar, ben fazla sözü uzatmayacağım. Hemen yarış programına geçeceğim. Çünkü bu arada zaten bir sıkıntı tersler. Bir de ev sahibiyle şimdi az önce bir konuşması vardı. Adam Almanya'dan beni WhatsApp'tan arıyor ya. 800 lira kira atıyorum şu anda, tamam belki çoğu yerde göre iyidir ama yani şimdi 2500 lira emekli maaşı alıyorum. 800 lira şimdi kira veriyorum, normal yani benim şey 3+1 ama zaten bir tanesini kullanmıyorum ev en tepede. Şimdi adam inşaat yaptıracağım dedi, işte bu tadilat yaptıracağım diye 6-7 ay öncesinden tebligat yolluyor. Tebligatta göre işte evi boşaltın Mayıs'ın sonuna kadar, ondan sonra işte ben tadilat yapacağım. Buraya bir sürü adam getirdiler, ekip getirdiler, bilmem ne yaptılar. Şimdi az önce ev sahibiyle konuştum, hatta ondan gündüz yine başka ev sahibim buradaki elemanıyla konuştum da akrabası var, o bakıyor ama tabii bu Almanya'dakine sevk etti. İşte yapmamız 6-7 ay sonraya ertelendi diyor. Çünkü ancak diyor o zamana kadar da yapılacak. İşte yok belki komple yapacağız, belki tadilat yapacağız. İşte adamlar 1 milyon civarında bir para istiyormuş, ekipler mekipler. Tabii her şeyi yapacağız diyorlar. Yani ben diyor ki şimdi alttaki iki tane oturan kabul etti diyor. Evin diyor kirası diyor, o en azından bu Ocak ayına kadar diyor 1500 lira olarak oturun diyor. Ya sen bir anda iki katına nasıl çıkarıyor ki? Hem yine çıkartıyor hem de şey beni telefonlar ya. Ben dedim ki en fazla vereceğim para 1100 lira dedim. O bile çok dedim. Benim yapacağım bir şey yok dedim. Ben dedim neyime güvenerek sana söz vereyim ki ya ne olacak 200-300 liranın önemi mi var diyor. Senin için önemi yok ama benim için önemi çok. Çünkü senin için ne olacak, bir sigara parası orada. Almanya'da bir sigara parası, yalan değil yani. Ne olacak 20 bir sigara paketi kaç para şu anda Almanya'da, 20-30 euro var herhalde değil mi? Öyle bir şey olması lazım. İşte bu ortada bu. Ama ben oradaki maaşı almıyorum, ne yapacağız? Ya bu Almancılar da bir acayip ya. Burada 30 tane fazla evi var. Konya'da bile evi var. Kirada hepsi ticaret. Hala 50 lira 100 liranın peşinde koşturuyor. Bir de iki katına kira mı olur ya? Hem bir de çıkartıyor. Zaten Ocak ayında çıkaracak. Ben dedim ay sonuna kadar çıkacağım dedim ya. Ben 1500 lira veremem. Hala beni ikna etmeye çalışıyor. Neyse kusura bakmayın arkadaşlar. Sizi yine kafanızı biraz ağrıttım. Gelelim hemen koşu muhabbetine. Arada sana böyle bir program yapmak lazım. Ya böyle şey gibi muhabbet programı. Birinci koşu saatler 17.15'i gösterirken Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metrelik kum yarışı 8 safkanda yer almış oldu bu koşuda. Öncelik Altınoğlu Hot Tocket, bir Tocket temsilcisi Görkem Özçelik'le start alan safkan koşmuş olduğu yarıştaki ikinciliği gayet tatmin kalan bir safkan. Artan nefes ve kondisyonuna bana göre bugün birinciliğin bayağı güçlü isimleri arasında ama aynı şekilde yine ilk yarışındaki güzel ikinciliğiyle bu yarışa katılacak olan ikinolu Jesse affetmez. Vallahi affetmezse bilmiyorum, sahada göreceğiz. Bu Pleasant Perfect temsilcisi Furkan Yüksel'le bir de 8 oğlu Nucleus bir Papa Clem temsilcisi Nevzat Avcı ile start alalım. Safkan'da en azından çimde bir yarış gördü. Bugün kum pistte de denenecek olan bir safkan hazırlık olarak da fena değil. O yüzden bu ayağı 6-2-8 olarak geçebiliriz. Ama bir safkanda yer imkan varsa da bir Kaneko temsilcisi olan 4 oğlu You Are The Man Ferit yardımcıyla da kuponlara ilave edebiliriz. En azından kendi atları, aile atları, bunu da dikkate almakta fayda var. Günün ikinci koşusu şartlı 4 dişilere ait Aprantina mahsus 4 ve yukarı Arapların 1800 metre kum yarışı. 1 ve 8 10 safkanlara ekürüyor, 5 ve 7 10 safkanlara ekürüyor. Yine birbirine yakın baya güzel bir çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Ben 4 dolu Şirin mi Şirin bu Uçan Bey temsilcisi Cemal Paso'yla
Cem Paso mu? Cemal Paso. Cemal Paso ben biliyorum. Evet, Cemal Paso'yla en azından Safkan bu aralar güzel bir form yakaladı. İkinoğlu Betsy gerçekten form sıçraması yaptı ama bugün biraz kilo dezavantajı var rakiplerine oranla. Bence haksızlık etmişler bu Safkan'a. Erhan Akdün'e start alıyor, son 3 yarışı mükemmel kazandı bu Safkan. Bir de 5 dolu esli geçti, yine bu mesafelere yatkın bir isim. Bir de ekürü avantajıyla bu üç Safkan'ı ayrımsız 4-2-5 olarak geçmenizi önereceğim arkadaşlar. Günün 3. koşusu 7'li plase ve 3'lü Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı şartlı 5. 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışı 5 Safkan'da yer almış olduğu bu koşuya baktığım zaman uzun zamandan beri birincilik hasreti geçiren ve kalite bir isim ve koşmuş olduğu gruplara göre bu grup bence geçmesi gereken 3 nolu Yücel bu Demirdöven temsilcisi Ferit yardımcıyla vermiş olduğu 2 aylık araya rağmen güzel hazırlıkları var. Kocaeli'de bayağı yarışı yoktu ama son birkaç galopunu hep sürekli Kocaeli'de yaptı ve bayağı da iyi derecede galopları yaptı. Bence bu piste de adapte oldu. O yüzden ben bugün küçük ve risk sevenler için alternatif olsa bir banko adayım olacak. Ama rakip arayanlar da 4 nolu Şahsikin ve 2 nolu Polatlı Rüzgar'ında rakip olarak önereceğim isim olur. Günün 4. kursundan itibaren 2. altılı Ganyan ayağımız başlıyor. Şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışı. 10 Safkan'da yer almış olduğum koşu bana göre zor bir koşuyla başlıyoruz. Bayağı Safkanlar denk çünkü. Öncelik 4 nolu Kuz Gölcüklü Mali temsilcisi Mehmet Nuri Sunkar'la start alacak olan Safkan. Geçen gün toparlamaya başladı. Vermiş olduğu arada bayağı faydalı gelmiş ki Safkan'ın çalışmalarında oldukça canlı. 5 nolu Line Empire bir Line Art temsilcisi Gökhan Göçer'e start alan Safkan. Yine 178 günlük aradan sonra start alacak olmasına rağmen güzel hazırlıklarla gidiyor. 10 nolu Nicky Run bir kuvvet temsilcisi Halil Kaplan'la oldukça uygun kilosu ve hazırlık olarak da iyi durumda olan bir isim. 9 nolu Mengeç Rock bir El Corredor temsilcisi Ferit yardımcıyla start alan Safkan da bu aralar toparlanma çabasında içerisinde olan bir isim. 1 nolu Mike Queen Now bir hakim temsilcisi Görkem Özçelik'le yine bugün etkili koşması gereken diğer isim. 4, 5, 10, 9, 1 bu 5 Safkan biraz daha ön planda ama 6 nolu Özay Karamaç'a ve 8 nolu Yiğit Cemal'e bayağı geliştirmek isteyenlere önereceğim isim olur. Günün 5. kursunda handikap 15 dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı 8 Safkan'ın da yer almış olduğu bu koşuda önceliği 4 nolu Huç Lini'ye bir Amerikalı temsilcisi Muhammed Bir Bilgin'le son yarışını kazanan bu isim güzel formuyla yine benim de bugün birincine en yakın gördüğüm isim. Bana göre en ciddi rakip konuda da 3 nolu Temperas gözüküyor. Bu line-up temsilcisi Görkem Özçelik'le yine istikrarlı ve formda durumuyla. 4-3 biraz daha ben de grupta ayrılmış gözüküyor ama 7 nolu İnci'nin kızı, 1 nolu Özay Suzan'la ve 8 nolu Maya Hanım'ı da bu ayağı genişletmek isteyenlere önereceğim isim olur arkadaşlar. Yani 4-3 önce 7-1-8 de daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Evet, günün 6. koşusu şartlı 3, 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışı. 2 ve 8 ekürü, 4 ve 7 nolu Safkanlar'da ekürü olan bu koşuda ben ekürlerden 2 nolu Uçan Kafkaslı koşmuş olduğu yarışta ustalar gibi koşup kazanan bu Kaysberg temsilcisi aynı yarışın Asfalt'ta ikincisi olan ekürüsü 8 nolu Aşk Bir Rüya bence bu ayak için yeterli gözüküyor. Benim de banko olarak önereceğim isim oldu. 2 nolu Uçan Kafkaslı ve 8 nolu Aşk Bir Rüya ekürleri benim bugünkü sizlere önereceğim banko isim. Günün 7. koşusu meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metre kum yarışı. 1 ve 7 nolu Safkanların ekürü oldu. Bir 7. koşuda önceliği 4 nolu The Life King Rampoldi temsilcisi Umut Varlık'la koşmuş olduğu ilk yarışındaki güzel üçüncülüğü biraz da olsa ön plana çıkan isim. 2 nolu Lion Francesco Cihan'ın temsilcisi Hüseyin Şimşek'le start alan Safkan'a Çin pistte koşmuş olduğu yarıştaki ikinciliği gayet tatminkar. Bugün kum pistte de etkili koşmasını beklediğim isim biraz daha ön plana çıkıyor. Yani 4 ve 2 bir tık da olsa ön grupta bu iki Safkan'a sığınıp bayağı geçebiliriz. Ama ilave etmeye gelen yanlara da 3 nolu Mirbey, 6 nolu Doruka ve 5 nolu Zertaş'a da sürpriz ve geniş hayatı yazmak isteyenlere önereceğim isim olur. Günün 8. koşusuna geldik. Şartlı 4, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı. 7 Safkanlı bu koşuda. 3 nolu Noble Bint ile başlayacağım. Bu Corinthian temsilcisi Mahsun Demirbaş'la son 2 yarışını arka arkaya kazanan bu isim. Yine güzel formüyle burada da birincilikte iyi şanslı gördüğüm isim oldu. 7 nolu Soylu Yağmur. Bu Perfecto temsilcisi Mahmut Turan'la start alan Safkan'la yakalamış olduğu güzel formüyle. Yine önlerde şanslı. 2 nolu Namık Bey. Bir temsilcisi. Görkem Özçelik'le start alan Safkan da yine istikrarlı ve formda görüntüsüne sahip. Bir de 1 nolu Asabi. Valla Asabi'den ne yapacağı belli olmaz. Bu Scarface temsilcisi Ferit yardımcılığı bence bayağı yazıp bayağı 3-7-2-1 olarak geçebiliriz.
Geldik günün son koşusuna. Şartlı 19, 4 yaşlı Arapların 1800 metre kum yarışı. Yani Maiden'ın bir diğer koşusu. 8-15 ekürü, 12-16 da ayrı ekürü. Ben buraya biraz kalabalık tuttum iki kısım halinde. Sizler de bütçenize göre tercihinizi yapın arkadaşlar. Önceliği 13 nolu Yakup Bey'di. Bu Yakup Bey temsilcisi Halil Kaplan'la bu yıl koşmuş olduğu iki yarıştaki güzel dördüncülük ve üçüncülüğüyle bir tık da olsa ön plana çıkan isim oldu. 10 nolu Bolayır Fırtınası bir Göktürk'ün temsilcisi Gökhan Gökçe'yle bugün start alacak olan Savkan. Bu pistte koşmuş olduğu iki yarışta güzel dereceler çıkarmaya başladı. İkincilik, üçüncülük bence çok gayet tatminkar. Hazırlıklarında da aşama kaydeden bu Safkan yine önlerde görüyorum. 10 nolu Bolayır Fırtınası'nı. 3 nolu Son Muhafız bir Ufuk bir temsilcisi Muhammed bir Bilgin'le start alan Safkan da son 3 yarışta adeta sınıf değişti. Sınıf demeyelim de yani formunu yükselişler geçti. Yine güzel çalışmalarıyla 3 nolu Son Muhafız da ön planda. 6 nolu Çılgın Han bir Uçan nolu temsilcisi de Yasin Bilim kardeşimiz Yusuf Aktaş'la start alıyor. Yine 3. yarışındaki 2. ile formunu her geçen gün daha da yukarıda taşıyan bu isim önlerde. Bir de 1 nolu Göğün Oğlu. Bu Toşur temsilcisi Halil Polat'la yine güzel formüyla şans verdiğim diğer isim olacak. 13, 10, 3, 6, 1 biraz daha ön plana çıkan isimler ama dediğim gibi zor bir koşu. İlave etmeye giren duyanlar olabilir. Eğer bu gereği duyanlara da 5 nolu Baba Zekai. Erhan Aktu'yla 2 nolu Selçuklu Şahin'i Şevket miydi? Sevcan mıydı? Şevhat Gökçe ile 4 nolu Çilek Kokusu Ali Yıldız'la 7 nolu Şeref'in kızı Mahmut Turan'la bir de 9 nolu Amira'da Cemal Paso'yla dediğim gibi bu ayağı biraz daha genişletmek ve sürpriz aramak isteyenler için önereceğim isim olur. Yani kolay bir yarış değil ama 13, 10, 3, 6, 1 ben de her şeyle ön planda çıkıyorum. Yani bir aksilik olmadığı takdirde bu değişmemesi gerekir diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu sadece bizim düşüncemiz. İlave etmek isteyenler de dediğim gibi 5, 2, 4, 7, 9'u da ilave edebilir. Hemen şablonumuza bakalım. Birinci koşu 6, 2, 8, daha sonra 4. İkinci koşu 4, 2, 5. Üçüncü koşu 3, daha sonra 4, 2. Dördüncü koşu 4, 5, 10, 9, 1. Daha sonra 6 ve 8. Beşinci koşu 4, 3. Daha sonra 7, 1, 8. Altıncı koşu 2 tek. Yedinci koşu 4, 2. Daha sonra 3, 6, 5. Sekizinci koşu 3, 7, 2, 1. Son koşu 13, 10, 3, 6, 1. Daha sonra 5, 2, 4, 7 ve 9 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.